Macarlar Hun nesliydi, değil mi? Evet, kendilerini Hun olarak görüyorlar uzun bir süre ama Bulgarlar gibi asimile olmuyor bunlar. Biz Hunuz diyor ama hani Türküz de diyor ama zamanında Katolik olduklarından dolayı ve krallık hanedan olarak dini bir asimilasyon varsa ona vuruyorlar. Hassuk kralı başa geçiyor vesaire vesaire. Çok uzun süre sömürülüyor Macarlar. Günümüzde daha yeni yeni fikirlerinin oturduğunu söylemek mümkün. Öncesinde o kadar yoktu. Kızılderililer için Türktür diyorlar. Şöyle Kızılderililerin hani Türk olmasının konuşulma bir sebebi de şu. Zamanla buradan göç ettiklerini oluyor. Buzlar olduğu vakit. İki farklı inanç var. Buzullar olduğu vakit hani daha doğrusu Türk demeyeyim de yani Amerikan yerleşkesi için buradan hani göç eden kavimlerden bahsediyor. Burasının dolu olduğu zamanlar. Türk diyen de var. Çünkü uygarlık seviyesi benziyor. Çin'in ve Türk kesimlerinde ufak temple'lar var. Aynı Aztek demeyeceğim de yani bu Cherokee'lerinki gibi ufak temple tarzı yapılar var. Tapınaklar var. Onlara çok benzetiyor. Birebir aynısı. Hatta dünyanın her yerinde görüldüğü için rivayet olan bir mesele o. Hani oradan geliyor. Hani gelenekleri de taşıdıklarını söylüyorlar. Türk diyen de var. Hayalperest misiniz diyen de var. Diğer bir şey de Mu kıtası. Atatürk'ün de zamanında hani araştırın dediği, çok ilgi duyduğu Mu kıtası burada zamanında çok büyük bir kıta. Atlantis gibidir. Zamanla çöktüğüne inanılıyor. Büyük, gelişmiş bir uygarlık olduğuna inanılıyor. Mu kıtasını okumanızı öneririm. Ama çok fazla kaynak yok maalesef ki. Hintliler Türk mü? Değil, hayır değil. Onlar alakası yok. Ama şey, kralları Türk oluyor çoğunun. Mesela Delhi Sultanlığından tutup Mughal diyebilirsin. Ve dahi buradaki ufak ufak prensliklerin hepsi Türk oluyor. Osmanlı Lisesi'ydi Amerika'yı keşfedebilir miydi? Evet. Ama coğrafi koşullar el verir miydi? Vermezdi gibi. Fas'ı bir dönem hanedanı alıyor yani. Osmanlı hanedanı alıyor, Osmanlı alıyor. Ama buradan buraya gidecek büyük gemileri planlamıyorlar. Onun yerine ikinci strateji geçiyorlar. İspanyol'un getireceği büyük galyonlardaki gemileri biz yağmalarız diyorlar. Yani adamlar alternatif bir yol buluyor ve diyorlar ki hani biz gidip almaktansa gelenlerden sakalımıza vergimizi ya da artık yağmamızı yaparız diyorlar. Avrupalılar izin vermezdi diye bir şey yok. Oraya Osmanlı gibi bir güç gitseydi kalırdı ama coğrafi el vermiyor işte buna coğrafya.